Peki, baktığımızda duygu regülasyonunun iki temel fazı, yani iki temel bölümü olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi öncüllere odaklı, bir tanesi sonuçlara odaklı. Diyeceksiniz ki öncül ne, sonuç ne? Öncül dediğimiz şey şu. Bir davranışın ortaya çıkmasından önceki şeyler ve öncül diyoruz. Davranışın kendisinden sonra ortaya çıkan durumlara da sonuç diyoruz. Mesela öncül odaklı ne yapılabilir? Diyelim ki durumu seçebilirim. Durumu seçebilirim ne demek? Mesela ben duygumu düzenlemek için biliyorum ki bazı ortamlarda ben bir şekilde rahatsız oluyorum. Rahatsız olduğum ortamlarda girerken önceden mesela kendimi mutlu edecek düşünceler bir şekilde bunları düşünüyorum. Başka bir şeye odaklanmaya çalışıyorum. Orada beni çok rahatsız edecek şeylerden nasıl uzak durabilirim ama kaçmadan. Yani oraya gitmekten kaçınmadan, onun dışında kalmadan bunu nasıl yapabilirim onu düşünüyorum. Bazı durumlarda diyorum ki ya bu adamların yanına gidilmez. Bunlar zaten hani benim sevdiğim insanlar değil. O zaman belki de gitmekten de vazgeçebiliyorum. Böylece ne oluyorum? Daha o duruma girmeden önce duygumu regüle ediyorum. Çünkü duygumun ortaya çıkmasına izin vermiyorum. Tabii burada hassas nokta ne? Kaçmak ayrı bir şey. Bunu düzenleyebilmek ayrı bir şey. İkinci aşamada olan kendi dikkatimi nasıl verdiğim. Yani neye konsantre oluyorum, dikkatimi ne zaman başka tarafa çevirebiliyorum. Bir de işte ruminasyon bizim bu hani ikide bir benim anlattığım bu videolarda kafamda böyle bir şeyi geviş getirir gibi tekrar tekrar düşünme. Bunları yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Şimdi bunları yapmayan bebekler ve daha sonra da kişilerin çok daha iyi duygularını kontrol ettiğini görüyoruz. Mesela ben bir tane bir bebek var. Bebek bir şekilde kendisini biraz rahatsız eden, orada bir uyaran olduğu zaman kafasını oradan çevirebiliyorsa ve bir şekilde mesela oradaki oyuna odaklanabiliyorsa çok daha iyi duygularını kontrol ettiğini görüyoruz. Sadece oraya odaklanan bir kişinin ise o zaman tabii başka bebek ise gözünü oradan alamıyor, donup kalıyor zaten. Oradaki pozitif şeyi de alamıyor ve duygularını kontrol edemediğini görüyoruz. Bu bilişsel geviş getirme dediğim, aynı şeyi kafanda çevirme hem duyguların kontrol açısından hem de sonuçlar açısından çok olumsuz bir durum. Çünkü ne yapıyor kişi? Dışarıdan yeni bir bilgi almıyor. Yeni bir bilgi almadığı halde kafasındaki bilgiyi çevire çevire onu daha da önemli, daha da inanılır, daha da gerçek, daha da böyle sarsılmaz bir hale getiriyor. Ve bu onun duygusunu, olumsuz duygusunu gitgide daha da çok arttırıyor. Mesela bu nasıl oluyor? Ben diyorum ki işte insanlar beni sevmiyor ve bir şekilde ben onların yanına gittiğim zaman beni aşağılıyorlar. İşte bunu söyledikten sonra işte arkadaşlarımla oturdum. Okulun bahçesinde bir şeyler konuştuk. Ondan sonra ben eve geri geldim. Şimdi kafamda çevirip duruyorum. Ya yani ben işte orada Selcan'a bir şey söyledim. Ondan sonra o bana işte cevap vermedi. Ama halbuki bağımlı bir şey söyleyince ona baktı. Sonra işte Tuğba da geldi. Üçü konuştular. Yani ben de kimse konuşmadı diye düşünüyorum. Ondan sonra diyorum ki peki ama bak bu hep böyle zaten. Ben de kimse de konuşmuyor. Ben de Amir de konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Demek ki o zaman diyorum ki yani bende bir şey var. Tekrar tekrar bunu düşünüyorum. Eski bütün nerede negatif bir şey varsa hepsi tekrar aklıma geliyor. Bunları düşündüğüm zaman da ne oluyor bu sefer? Ona olan inancım artıyor. İnancım arttığı zaman da o duyguyu tabii kontrol etme şansım azalıyor. Şimdi bilişsel değişiklik dediğimiz şey ne? Bilişsel değişiklik ben bununla ilgili olarak yaptığım yorumun değişmesi. Ya ben burada yorumumu farklı yaptığım zaman mesela şöyle diyorum. Diyorum ki ya belki o gün Selcan iyi günde değildi diyorum. Çünkü her zaman böyle davranmıyor. Veya diyorum ki ne var ki onların üçü daha iyi arkadaş. Yani mutlaka yani benimle en iyi arkadaş olmak zorunda değiller. Benim de başka iyi arkadaşlarım var. Veya o üçü o gün aslında bir şeyden yani konuştukları şey kendi aralarında bir şeydi. Ben araya girmeye çalıştım. Beni tabii bana cevap vermediler yani. Halbuki normalde bir yarın bakayım denerim. Başka bir şey konuşunca yine aynısı oluyor mu diye düşündüğüm zaman. Veya şöyle dediğimde arkadaşlık bir tercihtir. Ben de arkadaşlık yapmayan herkesle yapmıyorum. Ne var bunda? Dediğim zaman kafamda onu döndürmekten kurtuluyorum. Bir de ne yapıyorum? Diyorum ki bak yarın gideyim bir daha konuşayım. Yarın gidip bir daha konuştuğum zaman o zaman yeni bilgi geliyor. Mesela bakıyorum ki Selcan ben de yine konuşmuyor. O zaman diyorum ki belki de bir problem var. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki ben bunu nasıl çözerim? Eğer soruna odaklı yani çözüme yönelik bir stratejim varsa gidiyorum belki ona soruyorum. Diyorum ki arkadaşım ne oldu? Bir şey mi var? Canın mı sıkkın? İyi misin? Değil misin? Bu mesela bana tekrar yeni bilgiler getiriyor. O da diyor ki ya kusura bakma farkında değilim. Hani hakikaten de bugünlerde canım sıkkın. Veya diyor ki yo sana kızgınım çünkü geçen gün başkasının yanında bana işte bağırdığın, dalga geçtiğini düşünüyorum.
O zaman ne yapıyorum? Oturup onu konuşuyorum ama genellemiyorum. Kafamda aynı şeyi çevirip çevirip durmuyorum. Dolayısıyla o geviş getirmekten kurtuluyorum. Sisteme yeni bir bilgi getiriyorum ve o zaman tabii ne oluyor? Duygularımı daha iyi şekilde kontrol ediyorum. Şimdi tabii bunlar birbiriyle tamamen ayrı şeyler değil. Mesela o işte durumu seçmem ve durumda oradaki duygumu modifiye etmem, düzenlemem, dikkatimi bir yerlere vermem ve yorumlar bunların hepsi aslında ilişkili. Çünkü ben yorumuma göre dikkatim de değişiyor. Mesela ben bir yere geldiğim zaman kabullenmem şuysa diyorsam ki yani aslında insanlar normalde beni sever. O zaman devamlı bakmıyorum herkese o benimle konuşuyor mu diye bir başkasından bakıyor diye. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir şekilde birbiriyle ilişkili durumlar. Tamamen birbirine ayırabileceğimiz bir şey değil. Peki başka nasıl şekillerde duygularımızı düzenliyoruz? Bunlardan bir tanesi işte bu yüzleşme ve alışma. Alışma dediğimiz şey ne? Alışma dediğimiz şey bir uyarana tekrar tekrar karşılaştığımız zaman ona verdiğimiz tepkilerin genelde azalmasını bekliyoruz. Mesela bunu kokudan biliriz değil mi? Mesela diyelim ki bir kokuyu bir odaya girdiniz. Mutfakta çok güzel bir yemek yapmışlar. Girdiniz kokuyu aldınız. Aman ne güzel kokuyor dediniz. 5 dakika sonra o koku biter. Niye? Çünkü artık beyin için o kokunun bir bilgi değeri kalmadı. İlk başta o bilgi verdi. Burada güzel yemek var, bir ödül olabilir diye düşündürdü. Veya girdiniz çok kötü kokuyor. Ne olmuş burada diye düşünüyorsun. İlk başta bir bilgi değeri vardı ama aynı şey tekrar olunca artık bir bilgi değeri yok. O yüzden de ne yapıyor beyin artık? Onu blokluyor. Diyor ki ben bunu artık bu bilgiyle ilgilenmiyorum. Çünkü yeni bir şey değil. Hep aynı şey. Gelip duruyor. Şimdi insanlar duygulara karşı da böyle olabiliyor. Mesela ben bir şeyi gördüm. Bir miktar o beni korkuttu ama kaçmadım ve orada durdum. Nasıl yani? Kötü kokudan kaçsam ne olacaktı? Tekrar içeri girdiğimde o kokuyu tekrar alacağım. Ama orada bir süre durunca alıştım. Şimdi bunda da öyle. Geldiğim zaman orada bir şekilde beni kaygılandıran bir şeyi gördüm. Ama kaçmadım ve durdum. Yavaş yavaş ne oluyor? Duygularım azalmaya başlıyor. Çünkü artık beynim diyor ki burada bir yeni bilgi yok. Yeni bilgi olmadığı için de devamlı o aktiviteyi göstermiyor. Çok da mantıklı değil mi? Sonuçta beyin önemli olan şeyleri bize göstermeye çalışıyor. Öyle her şeyi bize, bilincimize çıkartmıyor. Bir şeyin önemli değilse, bir ödül değeri yoksa, bir ceza yani bana göstermiyorsa veya duygularımla işte ilişkili değilse o zaman o bilincimden yavaş yavaş dışarı gidiyor. Öyle olduğu için de bir şeye ben karşı yani tekrar tekrar maruz kaldığım zaman ona karşı verdiğim tepkilerin azaldığını görüyorum.